Dünya şimdi de koronavirüsünün yol açtığı yeni bir griple karşı karşıya. Ha? Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa sürede yayılan bu tehlikeli hastalığa karşı Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti. Hastalığın ilk olarak yarasalardan insana geçtiği belirtiliyor. Yarasadan nasıl geçiyor lan? Wuhan kentinde en popüler yiyeceklerden birisi yarasa çorbası. Koronavirüsünün insana yarasa çorbasıyla bulaştığı sanılıyor. Şimdi konuyla ilgili Çin'de bulunan CNN International muhabirimize bağlanıyoruz. Yollardayım ben. Ben gidiyorum, yolun kenarına kocaman oraya çorba yazmış. Hayvan gibi toteme çorba yazmış. İçeri giriyorum, ne çorbası var diyorum. Yarasa. Ananı s***. Hayallerimle oynadın orra s***cu. Ayak lazım, paça lazım, işkembe lazım. Avretini s***. Madem yok, neden oraya kocaman çorba yazıyor orra s***cu. Çorba. Ulan ben sizin yapacağınız işin... Hidata Şenku, Atiba Hachisun. Inamato Ochiba, Sanyon Hitachi. Wusong Sarbibi, Yusu Gazici. Chunni. Alo, ne yaptınız lan yine? Zokora. Ulan yemeğe başka bir şey bulamadınız mı? Ağzına sıçtı mı kopilleri? Yarasa çorbası ne lan? Yayla çorbası var, ezogelini var, kremalı tavuğu mantarı var. Yarasa çorbası nereden aklınıza geldi? Olcay Şahan. Bokumu yiyin. Lan ben Amerika'da kokoreç yemiyorum. Satmıyorlar hijyen değil diye. Yarasadan çorba mı olur? Ne olacak şimdi bu virüs mürüs? Yaymayın bize vallahi. Yemin ederim çakarım atom bombasını. Allah belamı versin, kıyamet silahı atarım. Bir can balik. Ne yapıyorsanız yapın, benim canımı sıkmayın. Burada bir kişiye bulaşsın yakarım çıra hapşı. Mikasa. Sen de gör. Eyfa! Telefondan bulaştı lan! Eyfa! Eyfa! Baskı balata tamam. He tamam. Şanzıman tamam. He tamam. Lastiklerin havası tamam. He tamam. Moleküler hidrojen ayrıştırıcı parçacık füzyon reaktörü de tamam. Ne diyorsun lan? Ya şu ışıklı mışıklı metal bir zımbırtı vardı ya, depoya taktığımız. He tamam. O halde hazır gibiyiz Niyazi dayı. Yarın sabah namazına mütakip buradan gidiyoruz. Radi abi, bizim buzdolabı çalışmıyor. Servisi bir arasana. Servislik bir şey yok. Fanını çıkardım. Fanını mı çıkardın? He. Soğutucu lazımdı. Anladım abi. Tamam o zaman. Ne yapacaksın abi soğutucuyu? Neden bozdun buzdolabını? İnsanlık için Özcan. İnsanlık için. Taksidi bitmedi lan onun. İnsanlık mı ödeyecek taksidini? Başka çaremiz yoktu. 6,5 milyar insanın kaderi yeni yaptığım zaman makinesine bağlı. Bu mu zaman makinesi? Hiç mi film izlemedin Radi abi? Madem sıfırdan yapacaktın, geleceğe dönüşteki gibi bir şey yapsaydın. O araba 2800 motor, eşor 5 kurak. 2000 motor üstüne motorlu taşıtla vergisi kaç para şu an, senin haberin var mı? Elimizde bu vardı, bununla yaptık. 1300 motor şahane zaman makinesi. Amaç ne peki bunda? Yine nereye gidiyoruz? Geçmişe gidiyoruz Özcan. 2020'den kurtuluyoruz. Yeni yıla yine umutla girdik. 2019'dan daha iyi bir yıl olacak diye düşündük. Ama öyle olmadı. Dakika bir gol bir dünya savaşı çıkıyordu. Hemen ardından Avustralya kıtası yandı. Sonra koronavirüsü, Kobe Bryant'ın ölümü ve maalesef Elazığ depremi. 2020 bok gibi başladı Özcan. Daha iyi bir başlangıç yapmak için en son save ettiğimiz yerlerden birine gidip bu yılı yeniden başlatacağız. Sen kafayı neyle yıkıyorsun Radi abi? Pırıl pırıl olmuş. Dur, Trump arıyor. Alo. Lan Radi, sen bir çay yapıyordun grip olduğunda. Ne koyuyordun içine onun? Zencefil, limon. Ne oldu ki? Hap şu. Grip oldum ama a**ayım. Yarasa gribi. Çinlilerle konuşuyordum. Telefondan bulaştı galiba. He. Sıcak bir şey içip yat, terle biraz. İki güne ölürsün. Tedavisi yok mu la bunun? Seninki normal griptir oğlum. Telefondan ne bulaşacak? Ben de zaman makinesi yaptım. Geçmişe gidip bu virüsü engellemeyi düşünüyordum. Aa, ben de geliyorum. Arabada yer yok Trump. Zaten 1300 motor bir şey. Kaldırmaz seni. Bana lan. Hasta olmadan önceye döneceğim ben. Ben de geliyorum. Bekleyin beni. Of iyi tamam. Ama kimseye bir şey söyleme. Bu deney gizli kalmalı. Söylemem.
Hadi geliyorum ben şimdi. Çık. Öpşüyor. Hani ben sana gizli kalsın dedim. Herkesi toplamışsın buraya. Ben 2000 yılına gitmek istiyorum. Galatasaray UEFA şampiyonu yapmıştık. Arkasından da Euro 2000'de çeyrek final. Ben 2008'e gideceğim. Sevilla'yı eleyip Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkmış, ligde de şampiyon olmuştuk. Beni 1960'da atarsın. Şuradan bir 2300 atır mısın? Ne oluyor la? Dolmuş durağı mı burası? Herkesin haberi olmuş Radi abi. Arkayı beşleyip gideceğiz artık. Öyle herkes istediği yıla gidemez bir kere. 2019'a gidip 2020'ye yeniden gireceğiz. Bilgisayar gibi düşünün. Hayatı bir kapatıp tekrar açacağız. Belki düzelir. Ben böyle saçma şey duymadım Radi abi. Hadi atlayın zaman makinesine. Kaybedecek zamanımız yok. Ne zaman kalkıyoruz? Proton devir daimının devreye girmesi lazım. Kaptan biraz çabuk ol. Sıcak bedenlerimiz birbirine değdikçe kasıklarımdan terler akıyor. Ali Koç, yer değiştirelim seninle. İstemeyeyim bununla oturmak. Şu. Lan bize bulaştırma. Kümülatif paradoks sabitleyiciyi çalıştır Özcan. Çık. Çalıştırdım abi. O zaman sıkı tutunun beyler. Zamanla yolculuk ediyoruz. Ananı geldik mi la? Minibüs nerede peki? Zannedersem moleküllerine ayrıldı. Kaskosu vardı inşallah. Geri nasıl döneceğiz? Dönmeyeceğiz. Burada yapmamız gerekenleri yapıp yine 2020'ye gireceğiz. Alt tarafı bir yıl. Sonuçta 2019'dayız. Yavaş 2019'dasınız. Eyvah! Geleceğe gelmişiz. Hesaplarımda bir yanlışlık olmalı. Aman tanrım! 6 kere 7.49 değildi. Hep karıştırıyorum ben onu. Ahmet Hakan mı lan bu? Yarı robot, yarı Ahmet Hakan. İzinsiz giriş tespit edildi. Yok etme prosedürü devrede. Hah! Siri git la buradan almayım ayağımın altına. İyi bir şey bak. Tek başına bize mi kafa tutacaksın? Şimdi sıçtık. Ali Koç, bir şeyler yap. Para verelim. Belki giderler. Yapamam. Harcama limitim bitti. Yaktın bizi Radi. Çabuk olun. Diğerleri gelmeden gidelim buradan. Gidelim. Kimsiniz siz? Buraya neden geldiniz? Biz 2020'den geliyoruz. Zaman yolcularıyız. 2019'a gidecektik ama. 2103 yılındayız. Yanlış gelmişsiniz. Evet, onu fark ettik. Demek 2020'den geliyorsunuz. Bilge Kahin 2020'den bahsetmişti. Birçok şeyin başlangıcı olan 2020 yılı. 2020 kötü bir yıldı. Adeta bitmek bilmedi. 2024'te dolar kaynaklı küresel bir kriz baş gösterdi. Bunun üzerine Çin ve pek çok devlet dijital paraya geçtiğini açıkladı. Trump denen bir hıyar Çin'e savaş açtı. Hep şu! 2025'te büyük depremler oldu. Pek çok insan hayatını kaybetti. 2028'de dünya savaşı şiddetlendi. Patlayan nükleer bombalar yüzünden dünya atmosferi onarılamayacak şekilde hasar aldı. 2030 yılına geldiğimizde dünya nüfusunun çoğu ya yok olmuş ya da yer altındaki sığınaklarda yaşar hale gelmişti. Peki ya o Ahmet Hakanlar? Onlar nasıl hayatta kaldı? Her döneme ayak uydurabilme özellikleri sayesinde. Ahmet Hakanlar yeni dünyaya da kısa sürede uyum sağladı. Teknolojilerini geliştirip androidlere dönüştüler. Diğer tüm insan ırklarına hakimiyet sağladılar. Şu anda bu gezegeni Ahmet Hakanlar yönetiyor. Aman Allah'ım! Her şey sizin yüzünüzden bu hale geldi. Yıllardır savaşıyoruz. İnsanlığın yok olmaması için direniyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadı.
Biz... Ne anlatıyor lan? Dur şimdi Niyazi dayı. Şey, biz de o yüzden yola çıktıydık. Geçmişe gidip işleri düzeltecektik. Daha da bok ederdiniz. Yapmanız gereken zamanın akışını kurcalamak değil, kendinizi düzeltmek. Yılın başında yaşadığınız şeyler dünyanın sonunu getirmedi. Onlardan ders çıkarmayışınız getirdi. Zaman makinenizi çölde bulduk. Şimdi ona binip geldiğiniz yere geri gidecek ve daha iyi bir tarih yazmak için elinizden geleni yapacaksınız. Geleceği kurtarmanın yolu dünle uğraşmak değil, şimdiyi düzeltmek. Gidin ve felaketlere engel olun. Hala zamanınız var. Teşekkürler kardeş. Sen merak etme. Sana daha iyi bir dünya bırakacağız. Gidelim arkadaşlar. Hapşu. Hay ağzına sıçayım.